Mitoloji nedir? kısmında kalmıştık. Mitoloji sözcüğü eski Yunanca mitos ve logo sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Tarihçi Herodot miti tarihi değeri olmayan, tarih değeri olmayan, güvenilmez söz olarak tanımlamakta. Birçok kültürün gündelik konuşma dilinde mit kelimesi hala bu eski tanımı çağrıştırır biçimde kullanımına devam ediyor. Mitoloji çalışmalarında eski tanım olarak da bilinen bu tanım başta Broslav Malinowski olmak üzere sosyal bilimcilerin mitlerin yaşamakta olduğu kültürlerde yaptıkları alan araştırmalarıyla elde edilen bilgiler ışığında geçerliliğini yitirmiştir mitlerin yaşadıkları kültürlerde o toplumun bireylerince gerçek kutsal olduğuna inanılmasının ortaya çıkışı ve adeta bir sosyal ferman niteliğinde toplumun gelenek göreneklerine inançlarına yön verdiğinin anlaşılması neyi getirdi? Yeni bir mit tanımının yapılmasını sağladı. Artık boş bir laf değil. Tarihi değeri olmayan değil. Tarihi değeri olmadığı orada bir aşağılayıcı bir ifade var Heredot'ta. Daha sonraki bu tanımın içerisinde ama Elbet tarihi bir değeri yok ama kutsal ve inancı ait kabul edildiği için e, artık eski tanım e, yerini yeni tanımlara bıraktı. Antik çağda mitoloji anlayışı ve yorumlama yolları. Antik çağda eski Yunan'da. Yunan mitolojisinin temel kaynağı olan Homeros'un Odessa ve İlyada adlı epik destanları yaklaşık olarak M.Ö. 850 yıllarında yazıya geçirildi. Eski Yunan mitleri ve bunların sanatta ve felsefede kullanımı, köken ve nitelikleriyle ilgili tartışmalar yaklaşık olarak son 2500 yıl boyunca devam etmiştir. Muazzam bir tarihi var eski Yunan'ın. Gördüğünüz gibi 850 milattan önce adamlar yazıya geçirmiş. Mitleri kutsadıktan arındırmayı amaçlayan bu yaklaşım antik çağdan başlayarak günümüze kadar devam etti. Mitleri mitolojiden arındırma tipolojisinin 3 ana türü veya şekli vardır. Mitleri mitolojiden arındırma tipolojisinin. Mitleri terminolojik arındırma. Terminolojik bir mitolojiden arındırmadan bahsetmek mümkündür. Bu asıl kelimenin yani mitin kaçınıldığı fakat hikayenin korunulduğu anlamına gelmekte. Yani bir hikayeymiş gibi sadece anlatma. Mit olarak değil. Mitleri bütünleyici veya dengeleyici arındırma tamamen yatsınmaktadır. Böyle hikayelerin uygar beyinler için gereksiz olduğu iddia edilmektedir. Yani daha dengeli bir hale getirmek gerekiyor mitleri. Daha e, ...rasyonelist bir zemine oturtmak gerek var mı? Bence de çok saçma. Zaten o bir mittir. Biz onun gerçek olmadığına inanırız. Bakın eski toplumlar onun yalan, o yalan demez. Onun onun gerçek olduğuna inanırlar. Ama artık asıl tanımlar şöyle. Yalan değil gerçek de değil denmez. Gerçek veya yalan kavramları mit tanımının içinde olmamalı. Yok zaten. Mitleri kısmi ve yorumlayıcı arındırma savunucuları mitlere kelimesi kelimesine inanmanın bir doğruluğu olmadığını ileri sürer. Mitlerin sembol ya da simge olduğunu söylemektedir. Platon ve Aristo kanun koyucuların halkı yönetebilmek, onları iyiye yönlendirebilmek için mitleri uydurduklarını düşünmüştüm. Eski dönemden Orta Çağ'a kadar mit olgusunu açıklamak üzere Batı'da çoğunlukla Antik Çağ'da ve Eski Yunan filozofları tarafından geliştirilmiş yorum ve temel bakış açılarını on başlık altında toplamak mümkündür. Mit olgusunu açıklamak üzere Batı'da çoğunlukla Antik Çağ'da ve Eski Yunan filozofları tarafından geliştirilen yorum ve temel bakış açıları. Birincisi mitlerin mitograflarca yani mitleri yazıya geçirilen kişiler tarafından tespiti bir diğeri mitlerin felsefi eleştirileri, bilim öncesi yorum, doğal fenomenlere dayanan mecazi açıklama, ruhsal özelliklere dayanan mecazi açıklama, etimolojik yorumlar, tarihsel yorum, yorumlama, efsanelerden geleneklerden kaynaklandığına inanılan yorumlama, sosyal kontrol yoru olarak yorumlama, psikolojik yorumlar, bu bakış açıları aydınlanma devrinin başlangıcı ile sarsılmış günümüzde geçerliliklerini bu 10 e, açıklama ve yorum şekli yitirmiştir. Modern çağda mitoloji anlayışı ve yorumlama yolları antik çağda böyleydi. Rönesans'la beraber yeniden ilgi görmeye başlamışsa da bu ilgi geçmiş dönemlerde ortaya çıkan bakış açılarının uzantısı gibidir. 18. asrın sonu ve 19. asrın başındaki romantizm hareketi mitleri insanların en derin yaratıcı potansiyellerinin bir ifadesi olarak algılamışlardır. Muazzam bir şey. 19. asıra kadar mit dendiğinde neredeyse tamamen Yunan mitleri anlaşılırken bu yüzyıldan itibaren hemen hemen bütün milletlerin mitolojisi olduğu gerçeği ortaya çıkar. 20. yüzyılda sosyal bilimlerin alan araştırmalarıyla elde edilen bilgiler ışığında yenilenen mil kavramı ve tanımı mitleri anlamaya ve açıklamaya yönelik yeni kuramsal bakış açılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur mitlere yöneltilen sorunun doğasına bağlı olarak aşağıdaki 12 farklı kuramsal bakış açısının herhangi birinden ya da birkaçından yararlanmak mümkündür. Bunlar artık bilimsel olanlar da diyebiliriz. Mitleri yorumlamada bilimsel olarak kullanılan yorum ve tanımlama işlemleri bilişsel kategorilerin kaynağı olarak mit, sembolik bir ifade türü olarak mit, bilinçaltının iz düşümü olarak mit Freud'dan etkilenerek, etkilenilerek yapılan bir yöntem. Dünya görüşü olarak mit, davranış şekli olan mit, ee, sosyal kurumların onayı olarak mit, biraz baskondan etkilenme var şu maddede. Sosyal uyumluluğun belirteci olarak mit, kültürün, sosyal yapının aynası olarak mit, tarihsel bir durumun sonucu olan mit, dini iletişim olarak mit, dini bir tür olarak mit, yapı aracı olarak mit. Yukarıda Antik ve modern zamanlarda yer alan bakış açıları ve yorumlama yolları başlangıcından günümüze kadar mitolojinin temel kavramsallaştırmalarını içermektedir. Yani artık mitolojinin de kendine ait bir dünyası. Biz nasıl tekke tasavvuf edebiyatının türlerini işlerken onların özelliklerini, ezgilerini, nazım şekillerini Kurallarını, Kuranlarının neyden yararlandıklarını, özelliklerini anlatırken artık mitinde kendine ait bir evreni vardır diyoruz. Bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek dileğiyle.